Buna göre gelişmelerinden hangilerinin Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözü doğrultusunda olduğu söylenebilir. Düşmanların çemberi altında olan hükümetin emirlerini ordu yerine getirecek durumda değildir. Bu yüzdendir ki vatanı savunma ve koruma görevi doğrudan doğruya milletin kendisine yönelmiş bulunmaktadır. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. Bölgesel direniş cemiyetlerinin kurulması olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü milletin kendisine yönelmiş. Bölgesel direniş cemiyetlerinde zaten millet kuruyor arkadaşlar. Kuvayi İnzibatiye'nin kurulması olur mu? Tabii ki olmaz. Çünkü Kuvayi İnzibatiye hilafet ordusudur. Yani aslında arkadaşlar İstanbul hükümeti tarafından Kuvayi Milliye'ye karşı kurulmuş bir ordudur. Bu yüzden ikinci öncül olmaz. Kuvayi Milliye'nin ortaya çıkması olur mu? Tabii ki olur. Çünkü zaten Kuvayi Milliye bir halk hareketidir. Dolayısıyla Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. İstanbul'un resmen işgali sonrasında temsil heyeti tarafından gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi işgallerin Anadolu içlerine doğru yaygınlaşmasını doğrudan önlemeye yöneliktir? İstanbul ile olan her türlü haberleşmenin kesilmesi arkadaşlar bu doğrudan bir engelleme değildir. Sadece haberleşme kesilmiştir diyebiliriz. İstanbul hükümetinin her türlü faaliyetinin yok sayılması da aynı şekilde aslında arkadaşlar. Onların faaliyetleri yok sayılıyor ama bu durum Anadolu içlerine işgalleri engelleyecek bir durum olmayacaktır. Geyve ve Ulu Kışla demir yollarının tahrip edilmesi tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü demir yollarının tahribiyle işgal faaliyetleri Anadolu içlerine doğru yaygınlaşamaz. Çünkü yollar tahrip edilmiş olacak. Yapılan tutuklamalara karşı Anadolu'da bulunan itilaf devletleri subaylarının tutuklanması bu da arkadaşlar işgalleri engelleyecek bir durum değildir. İstanbul'a her türlü mal ve para akışının durdurulması aşıkkı gibi aslında arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu bilgiler aşağıdaki amaçlardan hangisi doğrultusunda hareket edildiğini kanıtlamaz? Meclis ihanet-i vataniye kanununun etkili şekilde uygulanması için mahkemeler kurdu. İstiklal Mahkemeleri adı verilen ve üyeleri milletvekilleri arasından seçilebilen bu mahkemeler düşmanla işbirliği yapanları, asker kaçaklarını, ayaklanmacıları ve milli mücadeleye zarar veren diğer suçluları yargılayıp cezalandıracaktı. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza temsil heyetinin hukuki varlığını koruma arkadaşlar zaten meclis açılmış artık temsil heyetinden bahsetmemiz mümkün mü tabii ki değil yargının işleyişini hızlandırma olur mu tabii ki olur arkadaşlar suçluların yargılanıp cezalandırılması konusunda bu durum hızlı bir sonuç almayı sağlayacaktır. Ayaklanmaları bastırma tabii ki adı üzerinde zaten hıyaneti vatani arkadaşlar. TBMM'nin otoritesini arttırır mı? Tabii ki arttırır. Milli mücadele hareketini koruma tabii ki koruyacaktır arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi meclise ihanet edenler cezalandırılacak. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıdaki bilgilerden hareketle Hilal öğretmenin aşağıdaki sorulardan hangisini cevapladığı savunulabilir. Hilal öğretmen evet çünkü TBMM'ye karşı isyanlar artmış, otoriteyi sağlamada güçlükler baş göstermeye başlamıştı. O zaman arkadaşlar isyanlara karşı alınan bir önlemle alakalı sorulmuş bir soru. Bakalım, Sevr Anlaşması'na neden karşı çıkılmıştı? Bunun cevabı olabilir mi? Tabii ki değil arkadaşlar. Büyük Millet Meclisi açılmalı mıydı? Evet ama devamına uymuyor arkadaşlar. Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarılmalı mıydı? Arkadaşlar tabii ki burada bahsedilen Hiyaneti Vataniye Kanunudur. Çünkü gördüğünüz gibi isyanlar artmış. Otorite sağlanmakta güçlük çekilmiş. Dolayısıyla hıyaneti vataniye sayesinde ne olacaktı arkadaşlar? Vatana ihanet edenler cezalandırılacaktı. Şehir İslam'ın TBMM'ye karşı fetva yayınlamasında etkili olan unsurlar nedir? Sorunun cevabı değil. Mondros Ateşkesi Anlaşması imzalanmalı mıydı? Hayır tabii ki arkadaşlar imzalanmamalıydı. Ama soru zaten evet diye devam ediyor. Çünkü Mondros zaten biliyorsunuz ağır şartları olan bir anlaşma. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu bilgiler 1. TBMM'nin özelliklerinden hangilerine sahip olduğunun bir göstergesidir. İlk mecliste beyaz sarıklı aksakallı hocalar, pırıl pırıl üniformalı genç subaylar, şal sarıklı aşiret beyleri, külahlı ağlar ve kavuklu çelebiler, Avrupa'daki yüksek öğrenimlerini bitirip yeni dönmüş batı kültürüyle yetişmiş gençler yan yana oturuyorlardı. Peki arkadaşlar bakalım. Ulusal bir meclistir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü halkın her kesiminden birçok insan mecliste yer alıyormuş. Olağanüstü hal meclisi olur mu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi olağanüstü bir hal söz konusudur. Çünkü birçok insan bir araya toplanıyor ve hepsi farklı farklı kültürlere sahip olan insanlar. Dolayısıyla ikinci öncül de olur arkadaşlar. Layık olur mu peki? Layıklıkla alakası yok arkadaşlar. Çünkü layık olabilmesi için din ve devlet işlerinin ayrılması gerekiyor. Yukarıda pek çok insanın katıldığından bahsediliyor. Sarıklı insanlar var, aksakallı hocalar var vesaire. O yüzden layık bir meclis diyebilmemiz mümkün olmayacak. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. 1. TBMM öncelikle aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmek için mücadele etmiştir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki 1. TBMM süreci zaten sancılı bir süreçti. Yani ülkenin durumu hala karışıklıklar içerisindeydi. Öncelikle amaç işgalleri ve azınlıkların yıkıcı faaliyetlerini önlemekti arkadaşlar. Bunları düzeltmeden eğitim sistemi düzeltilemez. Zaten manda ve himaye düşüncesi hayata geçirilmeyecek arkadaşlar. Bu bir sömürge düşüncesidir. Layık like, yönetim gerçekleştiremez arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü önce işgaller ve azınlıklar ortadan kalkmalı. Sosyal devlet anlayış içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Öncelikle amaç işgalleri ve azınlıkların yıkıcı faaliyetlerini önlemektir. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıdaki gelişmelerin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Arkadaşlar ortak bir sonuç bulacağız. Azınlıkların bağımsız devletler kurmak istemesi, İstanbul hükümetinin Anadolu halkı üzerindeki etkinliğini kaybetmek istememesi, itilaf devletlerinin boğazlarda ve Anadolu'da denetim kurmak istemesi. Bunların hepsi arkadaşlar TBMM'ye zarar verecek durumlar değil mi? Örneğin azınlıkların bağımsızlık istemesi ve sonucunda ayaklanmaları ya da İstanbul hükümetinin Anadolu halkı üzerindeki ki etkinliğini kaybetmek istememesinden dolayı ortaya çıkarabileceği durumlar. İtiraf devletlerinin boğazlarda ve Anadolu'da denetim sağlamak istemesi. Bunların hepsi TBMM'ye zarar verir arkadaşlar. Örneğin itiraf devletleri insanları kışkırtmaya başlar ve TBMM'ye karşı bir takım ayaklanmalar başlatır. Aynı şekilde İstanbul hükümeti de ayaklanmalar başlatır. Zaten azınlıklar kendi devletlerini kurmak istediklerinden dolayı ayaklanmalar başlayacaktır. Şıklara baktığımızda zaten A şıkkında bu durum açıklanmıştır arkadaşlar. Hepsinin ortak sonucu tabii ki TBMM'ye karşı ayaklanmaların çıkmasıdır. Diğer seçeneklerimizle birlikte baktığımızda bu verilenlerin bunların hepsinin ortak sonucu olması mümkün olmayacak arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız tabii ki A şıkkı olacaktır. Bu çalışmalar arasında gelişmelerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir? TBMM açıldıktan sonra otoritesini güçlendirmek için bazı çalışmalar yapmıştır. Bakalım arkadaşlar öncülerimize. İstiklal mahkemelerinin kurulması olur mu? Tabii ki olur. Çünkü bu mahkemeler arkadaşlar ayaklanma çıkaranlar için. Yani ayaklanma çıkaranlar istiklal mahkemelerinde yargılanacaklardır. Vatana ihanet edenler için yasa çıkarılması yani hıyaneti vataniye tabii ki olur arkadaşlar. Yasama ve yürütme etkilerini tek elde toplanması da zaten arkadaşlar otoriteyi güçlendirecek bir durumdur. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Osmanlı yönetiminin bu tutumunun amaçlarından hangilerine ulaşmaya yönelik olduğu savunulabilir. TBMM açıldıktan sonra Osmanlı yönetimi tarafından yayımlanan padişah fermanları, hükümet bildirileri ve Şeyhülislam fetvalarında Mustafa Kemal ve arkadaşları komünistlik ve dinsizlikle suçlanmıştır. Anadolu'nun işgalini önleme. Hayır arkadaşlar Mustafa Kemal ve arkadaşlarının suçlanması Anadolu'nun işgalini tabii ki önlemez. Halkın düşüncelerini yönlendirme olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü Mustafa Kemal'in ya da etrafındaki insanların yanlış bir şey yaptıklarını düşünebilir halk. Ve dolayısıyla onların düşüncelerini zaten yönlendirmek amacıyla bu şekilde fetvalar ve fermanlar çıkarılıyor. Anadolu hareketinin güçlenmesini önleme yine aynı şekilde aslında arkadaşlar. ikinci öncül ve üçüncü öncül birbirini tamamlıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 1. TBMM'nin aynı zamanda yürütme gücünü de elinde bulundurduğunun bir göstergesidir. Arkadaşlar yürütme gücü kimin elindedir? Normalde hükümetin elindedir. Ancak 1. TBMM olağanüstü bir meclisti değil mi? 1. TBMM'de uygulanan sistem meclis hükümeti sistemidir. Meclis hükümeti sisteminde ise yürütme gücü TBMM'nin elindedir. Meclis hükümeti sistemine göre meclisin başkanı hükümetin de başkanıdır arkadaşlar. Dolayısıyla yürütme gücünü elde etmiş olurlar değil mi? Bu yüzden şıklara baktığımızda meclis başkanının hükümetin başkanı da olması yani meclis hükümeti sistemi yürütme gücünün TBMM'nin elinde olduğunun en büyük göstergesidir. Kanunların çıkarılması vesaire bunlar zaten yasama gücüdür arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu bilgiler Fransa'nın amaçlarından hangileri doğrultusunda hareket ettiğini gösterir. TBMM'nin açılmasının ardından Fransızların kışkırtmasıyla Urfa civarında milli aşireti, Çukurova'da ise Ermeniler ayaklanmışlardır. Peki arkadaşlar bakalım. Saltanat ve hilafet makamının devamını sağlama. Fransa'nın böyle bir amacı yok tabii ki arkadaşlar. Birinci öncüle ulaşamayız. Stratejik noktaları ele geçirme olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Bu is isyanların artmasıyla birlikte Fransa'da işgallerini arttırabilir arkadaşlar. İşgalleri yaygınlaştırmada tabii ki aynı kapıya çıkmış olur. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre 1. TBMM üyeleri ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. TBMM çok farklı görüşlere sahip milletvekillerinden oluşmasına rağmen Kurtuluş Savaşı sırasında uyum içinde çalışmıştır. Bakalım arkadaşlar bütün konularda fikir birliğine varabilmişlerdir. Arkadaşlar tabii ki bütün konularda fikir birliğine varamazlar ama birbirlerine saygı gösterirlerse uyum içinde çalışabilirler. Bu yüzden birinci öncül olmaz. Ortak düşmana karşı birlikte hareket etmişlerdir. Tabii ki ne kadar da fikirleri farklı olsa bile arkadaşlar düşman ortaktır. Dolayısıyla birlikte hareket etmeleri de Kurtuluş Savaşı'nda başarıyı beraberinde getirecektir. Milli mücadelenin gerekliliğine inanmış olmaları da elbette etkili olur arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.